Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak hayatınızı hayırlı eylesin inşallah. Geç kaldık. Hakkınızı helal edin. Ben sorularınıza bakmayayım. Şuradan hadi sorunuza bakayım. O kadar yazmışsınız. Müslüman ile mümin arasındaki fark nedir? Her Müslüman mümin midir? Bunu normalde zaman zaman ayırt etmişler. İşte bir kimse Müslüman ama dinini tam olarak yaşayan insana da mümin. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. O kimse Müslüman veya ben Müslümanım diyorsa o kimse Müslüman. Dinini iyi bir şekilde yaşamaya çalışan, gayret eden kimse de mümin inşallah. Anket yapmışlar 32. gün programında. Devam ediyor mu daha 32. gün programı? Devam ediyor mu 32. gün? Var mı izleyen? O zaman daha öncesinden. Türkiye'nin %70'i yani Türkler Mehdi Aleyhisselam bekliyorlarmış. Peki gelince nasıl anlayacağız? Alametlerinden mi? Kerametlerinden mi? Türkiye'den çıkacağını söylüyorlar. Hatta geldiğini ve çocuk yaşlarda 7-8 yaşında olduğunu söyleyenler var. Ne diyorsunuz? Bu söylenenler doğru mu? Mehdi Ala Resulü Allah yardım etsin diye dua ediyorum. İyi mi? Dua et inşallah. Vakti saati gelince her şey olur. Sufinin hayali ne olmalı? Allah'a karşı, dergaha karşı, eşine karşı. Sizin hayaliniz nedir? Kişi kendini dinç ve diri tutmak için ne yapmalıdır? Herkesin hayali kendine göre, kendi dairesinde. Birisinin hayali ne olmalı dediğimizde ona bir hayal biçmek de doğru değil ki. Birine birisinin elbise biçmesi ne kadar doğru olur? Birinin hayali başka, birinin hayali başka. İnsanlara, topluluğa bütün bir hayal kurdurmanız, bütün bir hayal kurgulamanız bir yere kadar, bir yerden sonra bir kimsenin kapasitesinin dışında bir hayal anlatsak şimdi. Ne kadar doğru olur ki? Allah bize iyi etsin inşallah. Eşimi 3,5 aylık hamile, yapılan testler ve kontrollerde bebeğin %99 Down sendromlu olduğu, kalbinde ve diğer iç organlarında gelişim bozukluğu olduğu tespit edildi. Doktorlar böyle bir gebeliğin sonlandırılmasını önerdi. Böyle bir durumda dinen hüküm nedir? Dinen Hanefilerde bir sıkıntı yok. Eşimin WhatsApp üzerinde kayıtlı olduğu grup sohbeti var. Arkadaşlar buradan çok uygunsuz içerikli mesajlar, resimler ve videolar paylaşıyorlar. Ben bu durumdan rahatsız olduğumu defalarca dile getirdim. Ama hala aşamadık. Bize nasihatte bulunur musunuz? Bu hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri insanların kendi içlerinde o gizli şehvet diyor ya, bu gizli şehvet. Yani bir kimse normalde dışarıda bir hani bir şey yapmıyor ama kendi iç dünyasında, kendi içinde böyle kapalı devre gizli şehvetini ortaya çıkarıyor. Bu normalde o kimsenin ahlakının bozulmaya yüz tutabileceğine işaret. Şimdi o noktada kalsa, sadece orada kalmış olsa, o normalde hani mevcut bir şehvani meseleymiş gibi günah kebaire girmez. Ama normalde onun içerisinde o noktada durması o kimsenin gizli şehvet sahibi olduğunu işaret. Bakın, İslam bir kimsenin şehvetine karşı değildir. Şehvet yok edilmez. Şehvet terbiye edilir. Harama karşı olan şehvet
yasaklanmıştır. Yoksa bir kimse eşine karşı şehveti en yüksek noktada olsun. Olmalı da bu zamanda. Bakın bir kimsenin, kadın erkek eşlerin birbirlerine karşı şehvetleri en yüksek noktada, en yüksek derecede, en yüksek seviyede olması lazım. Bunun normalde harama dönüştüğü zaman bu sıkıntılı. Kadınlarda, erkeklerde evli olanlar birbirlerine karşı şehvetlerini yükselsinler. Hatta haram olmadığı müddetçe en uç noktada yaşasınlar. Evli olmayanlar da hızla evlensinler. Armudun sapı vardı, üzümün çöpü vardı. Yok o 15 milyon maaş almıyordu o erkek. İşte yok arabası yoktu, katı yoktu, yok şusu yoktu, busu yoktu diye. Bayanlar bakmasın. Erkekler de karşıdaki bayanda olmayacak şeyler aramasın. İnsanlar makul bir şekilde evlensinler. Makul bir şekilde. Evlenmeye muktedir olanlar makul bir şekilde evlensinler. Uçuk istekler. Olmayacak olan şeyler, gözünü tepeye dikmeler, bunlar insanları Allah muhafaza eylesin, harama götüren şeyler. Makuliyette buluşmalı insanlar, makuliyette. Hani denklik aramalı. Kızın arabası yok, babasının arabası yok, arabalı damat bekliyor. Örnek. İşte kendisinin hali vakti normalde diyelim ki babası 3 lira 5 lira maaş alan bir kimse, küçümsemek için söylemiyorum. Kendisi 20 lira maaş bekleyen, maaş alan veyahut da para kazanan bir kimseyle evleneceğim diye uğraşıyor. Bırakın makuliyeti arayın. Azla yetinmeyi, makulle yetinmeyi insanlar öğrenmeli. Helalla yetinmeyi insanlar öğrenmeli. Her pazar dışarı gidecek, yemekleri dışarıda yiyecek, gezecek. Nerede sohbet var oraya arabayla gidecek. Nerede zikrullah var oraya arabasıyla gidecek. Böyle bir hayat yok. Bakın böyle bir hayat yok. Herkes gibi o da gitmeli. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Ben her yeri dolaşıyorum. Sen de mi her yeri dolaşacaksın? Bunlar uçuk şeyler. Evlenin arkadaşlar. Kadınlar, erkekler. Evlenin. Yanlış yapıyorsunuz. Eksik yapıyorsunuz. Hayata geç başlıyorsunuz. Hayata geç başlıyorsunuz. Anneler, babalar, çocuklarınızı evlendirin. Makulü bulduğunuzda evlendirin çocuklarınızı. Çocuklar evlenmeyi istediklerinde evlendirin. Sonra her biri gizli şehvet sahibi. Gizli şehvet sahiplerinin hepsi de o şehvetlerinin karşılığını bulamadıklarından dolayı psikolojileri bozulur. Bugün geç evlenen bir erkeğin de, geç evlenen bir kızın da psikolojisi normal değildir. Bugünün hastalığı bu. Psikolojik rahatsızlıklar bunlar. Bu psikolojik rahatsızlığı ne yazık ki insanlar yaşıyorlar. Evli insanlarda bile bu psikolojik rahatsızlık var. Çünkü evli insanlar birbirlerine yeteri kadar zaman ayırmadıklarından dolayı psikolojik olarak rahatsızlar. Erkekler, eşlerinize biraz fazla zaman ayırın. Kadınlar, kocalarınıza biraz fazla zaman ayırın. Bu konu gerçekten çok önemli. Kadınlar da erkekler de eşlerine biraz fazla zaman ayırmalı. Şu sosyal medya hastalığından biraz kurtulun. Cep telefonlarından biraz kurtulun. Dizilerden biraz kurtulun. Bu normalde Twitter'da ne varmış, WhatsApp'ta ne varmış, bunlardan biraz kurtulun. Eşler birbirlerine zaman ayırsınlar. Eşler birbirlerine zaman ayırsınlar. Bu konuda kadınlar da erkekler de bu konuda suçlular, hatalılar. Gençler, evlenin. Evlenmekte gecikmeyin. Evlenmekte geciken kadın, kızlar da, erkekler de, kadınlar da, kim olursa olsun, hepsinin de psikolojik rahatsızlıkları var. Hepsinin de.
Rahatsız, bildiğiniz rahatsız. Ama farkındalar, ama farkında değiller. Allah muhafaza eylesin. O yüzden WhatsApp'ta, orada, burada, ıvırda, zıvırda bu tip şeylerle uğraşan insanlar gizli şehvet sahipleri. Gönül yaran büyük, dua edebilir misiniz bana bu mübarek akşamda geçsin diye. Neden geçsin diye uğraşıyorsun ki? İnsan gönül yarasını sever, okşar. Gönül yarasının geçmesini isteyen kimse ondan şikayet etmiştir. Bir yaranın geçmesini istiyorsa kimse ondan şikayet etmiştir. Efendim? Neyse ne, onun kendincesi. Bir kimse kendince gönül yarası diyorsa, bir yarasının geçmesini istiyorsa, o kimse ondan şikayetçi demek ki. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu tip manevi meselelerden, bu tip gönül yaralarından inticap etmeyin. Bunlardan nereden düştüm buna, ben nereden sevdim, keşke sevmez olsaydım, yok işte bir daha seversem, yok bir daha görürsem, yok bir daha bakarsam, bunlar namertlerin sözüdür. Bunlar vefasızların sözüdür. Bunlar hayırsızların sözüdür. Bunlar sevgisinde, muhabbetinde, aşkında dost doğru olamayan, sevgisinde, aşkında, muhabbetinde sımsıkı duramayan zavallıların sözüdür. Biz sevdik mi tam severiz. O sevgimizden de şikayet etmeyiz. Kimi seversen sev. Senin sevdiğin senin gönlüne bin bir tane hançer vursa, seni kapının önünde satsa dahi senin ondan şikayet etme hakkın olamaz. Şikayet edemezsin sevdin mi? İyi dua edeyim, bir daha Allah sana hiç gönül yarası vermesin diyeceğim. Ortalık karman çorman karışacak. Cahilliğine bağlıyorum sizin. Kimse bu kardeş. Yanlış. Bir arkadaşınızı sevdiyseniz, bir arkadaşınızı sevdiniz. Sevdin mi? Sevdin. O arkadaşın seni kapının önünde bir paraya satsa dahi ondan şikayet etme. Beni neden sattı deme. Beni nasıl satar deme. Sevdin mi onu? Sevdin. Elleme seni 5 kuruşa satsın. O satsın seni. Ondan şikayet etme. Bir kadını sevdin mi? Sevdin. Elleme seni, terk etsin, çeksin, gitsin isterse. Sen ondan şikayet etme. Bir adamı sevdin mi? Sevdin. O adam seni isterse 1001 sefer yaralasın. Sen otur oturduğun yere. Ondan şikayet etme. Bir şeyhi sevdin mi? Sevdin. Otur. Ondan şikayet etme. Bir zakiri sevdin mi? Sevdin. Otur. Ondan şikayet etme. Bir çavuş sevdin mi? Sevdin. Otur. Ondan şikayet etme. Şikayet eden zayıf insandır. Etme şikayet. Sevdikçe sev daha. Seni 1000 sefer satsa, sevdiysen 1001'incisinde bir daha sev. De ki beni bir daha sat. Seni satman bile güzeldi. Senin kapının önüne daha çıkmadan, senden daha gözümü çevirirken daha seni satmanı seviyorum da. Şikayet yok bu alemde. Sevdiysen şikayet yok. Başına ne gelirse gelsin. Ya sevme yoluna girme. Git kahvede pişpirik mi oynayacaksın? Okey, taş mı sıralayacaksın? Parkta, bağda, bahçede mi dolaşacaksın? Git dolaş. Girdiysen sevme yoluna, şikayet etme yolu değil. Yok, o benim gönlümü yaraladı. Ne güzel yapmış, yaralamış. Sev yaranı. Gönlünü hançerle yaraladıysa hançere doğru yürü. Yara derinleşsin biraz daha. Hiç kapanmasın. Hiç kapanmasın. Köküne kadar hançeri bağrına bastırtır. Hiç olmazsa mahşere çıktığında bağrında hançerle çık. Çıkabileceksen.
Yok yapamayacaksan hançeri vuruna de ki hançerini de al, yarını da al, yolun açık olsun. Ben bu işten vazgeçtim de. Allah bizi onlardan eylemesin. Eğer cemaat sesli namazlarda imamdan uzak olduğu için veya sessiz namaz sebebiyle imamın zamm-ı sure okuyuşunu işitmezlerse kendi kendilerine zamm-ı sure okuyabilirler yazıyor. Hanefiler için geçerli mi? Fatiha'yı da cemaatin kendi okuyacağı geçiyor. Bu Şafiler için mi? Evet. Ben Hoca Hasan Camii'nde namaz kıldıktan sonra sakalıma bakarak yobaz sen yobazsın gerici sakallı diyerek beni hor görüp beni cemaatin önünde küçük düşürdü. 60-65 yaşında biri. Ben sabır dedim sustum ama başka sonra cevap verdi. Bu kişi küfre girdi mi? Evet. Bir adet sorum olacak. Tahminimize göre şu an hiçbir partiye güvenimiz kalmadı. Kimisi şer, kimisi ehven-i şer. Bir Müslümanın ehven-i şeri dahi desteklemesi olur mu? Allah yolunuzu açık etsin. İstediğiniz partiye oy atın, istemediğinize atmayın. İster hiç kullanmayın, ister kullanın. Hiç beni ilgilendirmiyor. Allah affetsin cümlemizi. Hadisi okuyayım, yarım kalacak. Ebu Said radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o baktığında Allah'ın nuruyla bakar. Önümüzdeki hafta devam ederiz inşallah. Fâlemennâhu. La Amin. Destur.